İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam döneminde şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği yanlış işlerini, çirkinliklerini öğrenelim. Birincisi Allahu Teala'yı cimri olmakla itham ettiler. Allah cimridir dediler ve bunu da en adi bir dille söylediler. Maide suresinin 64. ayetinde. Ve kâletil yehud, Yahudiler dediler ki, yedullahi mağluletun, Allah'ın eli kapalıdır. Cümlelik yapıyor. İstediğimiz kadar vermiyor demek istiyordular. Gullet eydihim ve nu'inu bima Elleri kuru yasıcalar. Lanet olsun bu söylediğiniz sözlere sizin. Belgedâhu mevsûdatâni. Yunfiku keyfe yaşa. Allah'ın elleri açıktır. Yani ne demek eli açıktır? Allah size veriyor. Dilediği kuluna veriyor. Ve Yahudiler bu adi sözlerini sadece Allah cimridir şeklinde söylemediler. Bizzat peygamberlerinin karşısında dikilip Ali İmran suresinin 181. ayeti dehşet verici ve hitap tarzları çok kötü. لَقَدْ سَمِعَ Allahu قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ aghniya. Allah şu sözü duydu. Ne sözünü duymuş Allah. Yahudiler dediler ki Allah fakir biz zenginiz. Bunlar dinler insanlar. Güya. Ama dinlerini kendileri oluşturdukları için din nitelikli değil. Kendileri ilave etmişler. Allah hakkında subhanallah demekten başka bütün noksanlıklardan tenzih etmekten başka bir şeyi biz uygun görmüyoruz. Onlar ise Allah fakirdir diyorlar kendilerinin milletten çaldığı altınları var. Ona zenginlik diyorlar. Mesela Tevbe suresinin 30. ayetinde bakıyoruz. Hristiyanlardan aşağı kalmamak için. Yani Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Ya da üçün üçüncüsüdür gibi bir uydurmaca ortaya atınca bunlar baktılar ki Hristiyanlar Allah'ın oğludur diyerek bir puan kazandılar. Tuttular. وَقَالَتِ اللَّهُودُ عُزَيْرُونَ اِبْنُ ibnullah. Bunlar da bu sefer dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Siz yanlış seçtiniz. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Bir insanın ağzından çıkabilecek en çirkin şey Allah'a oğul isnat etmesi, eş isnat etmesi gibi bir adi cümle olduğu halde bunlar onu yaptılar. Güya yani dindarlar. Burada kardeşlerim şunu unutmamakta fayda var. Biz tarihten bir şey okuduğumuz zaman acaba sorusu sorabilir. Çok sevdiğimiz bir alim de bir kanaat belirttiğinde acaba öyle mi diyebiliriz. Ama Kur'an'dan ayet okuduğumuz zaman acaba demiş midir Yahudiler böyle deyince Yahudiden aşağı olursun. Yahudinin uyduruk bir dini var hiç olmasın. Yani Kur'anımız tartışma kitabı değildir. Kur'an ne buyurduysa öyledir. Allah'ın oğlu var dediler. Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. İsa'ya karşı bir evlat isnat ederek Allahu Teala akıllarınca Hristiyanlıkla denk olmaya çalıştılar. Tabi hepsi bunların cehenneme yuvarlanırken daha hızlı yuvarlanmak için sebep oluşturmaktan başka bir işe yaramadılar. Ve Tevrat'ı bozmaları, Tevrat'la oynamaları, insanlara zulmetmeleri, zulmü kendilerine helal görmeleri. Yani biz zulmediyorsak şifadır size bizim zulmümüzden zarar yok demeye gelen cinayetler işlemelerini de Nisa suresinin 61. ayetinden görüyoruz. Fe bi zulm minel hadu Yahudiler zulmettikleri için harramna aleyhim tayyibat uhillet lehum. Daha önce helal ettiğimiz şeyleri onlara haram ettik. Zulmetler Allah da şunu yemeniz yasak size dedi bir sürü helal şeyi Allah onlara haram etti. Zulmettikleri için, zalim oldukları için. İsrail oğulları o günkü kafada zalimdiler Allah'ın dilinde. Bugün onları aklayanlar veya o mantığı taşıyanlar, o karakterle yol alanlar da zalimdirler. Allah da zalimleri sevmez. Başka hiçbir kabahatleri olmasa da yeter. Ve bisaddim an sebilillahi kesiran ve Umumiyetle de Allah'ın yolunu tıkadılar. Nasıl tıkadılar? Bizden başkası Yahudi olamaz dediler. Biz kime cennetlik dersek o cennetlik olacak dediler. Tevrat bizim istediğimiz gibi okunacak, amel bizim istediğimiz gibi yapılacak dediler. Ne kadar akla gelmeyecek kötülük varsa yaptılar. Vaktih murriba ve kad anhu ve yasaklandığı halde onlara yasak olduğu halde faiz yediler. Allah niye bunları defterden sildiğini haber veriyor. Ve ektiğim amvalen nasi bil ve insanları uyduruk sebeplerle sömürdüler. İnsanların paralarına, mallarına uyduruk sebeplerle el koydular. O a'tedna alil kafirin minhum azaben elima. Onların kafirlerine ciddi bir azap hazırladı Allah buyuruyor. Ve bir başka Yahudi karakterinin İsrail oğullarının berbat karakterinin bir başka göstergesi de kendilerini Allah'ın çocukları ve Allah'ın dostları olarak göstermeleri bunu da açıkça iddia ettiler bize ateş dokunmaz niye çünkü biz Allah'ın dostlarıyız özel kullarıyız dediler Maide Suresinin 18. ayetinde görüyoruz وَقَالَتِ lehudu ve nasara hem Yahudiler hem Hristiyanlar نَحْنُ اَبْنَاءُ Allah biz Allah'ın çocuklarıyız dediler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Kul felime yuazibukum bizunubikum. Madem siz Allah'ın çocuklarısınız, dostlarısınız, niye Allah sizi azap ediyor o zaman diye sor ey peygamber onlara. Bel entum beşerun mimmen halak. Aksine siz Allah'ın yarattığı beşerden mahluklarsınız. Beşersiniz siz. Nasıl Allah'ın dostları, Allah'ın haşa çocukları oluyorsunuz. Bu Yahudi karakteri sıkışınca, Hoca takımı diyelim. Onların lisanında başka tabii bu. Daha inandırıcı olmak için. Biz işte Allah'a yakınız. Allah'la muhabbetimiz. Siz de bizim elimizden tutun. Paralarınızı bize getirin. Yakın olun derler. Burada bir ara vermek istiyorum. Ümmeti Muhammed bu safsatadan uzaktır. Ama Kur'an bunu niye anlatıyor? Bu ümmetin içinden de beşerden biri olduğunu unutup Allah'a yakınlık adıyla insanlığı sömürecek bir sahtekar çıkabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden sonra yaratılan herkes bu ümmetin çocuğudur. Kafiri var, mümini var. Böyle bir sömürgeci çıkabilir. Bu sömürgeci insan karakterini yansıtıyor. Bunlar da peygamber görmüş millettiler. Musa aleyhisselamı gördüler. Harun aleyhisselamı gördüler. Bildiğimiz Yuşa aleyhisselamı gördüler. Davut aleyhisselamı gördüler. Süleyman aleyhisselamı gördüler. Ya bu gördükleri peygamberlerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de adı geçen insanlar. Bunları gördüler ama buna rağmen ahlakları düzelmek bir kenara dini sömürdüler. Dini sömürdüler. Dolayısıyla Rabbimiz bize herhangi bir şekilde bu hataya bu ümmetten kimse düşmesin diye bu dersleri veriyor. Ve konuşurken yalan Yahudi için en kolay söylenen sözdür. Bakara suresinin 111. ayeti. Herkes için ibretlik bir ayet. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ cennete اِلَّا مَنْ كَانَ هُودَ لَوْنَ Dediler ki, Hristiyan ve Yahudi olmayan, olandan başkası cennete girmeyecek. Tilke emaniyum. Onların hayalleridir bu. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Madem ki siz Yahudi ve Hristiyan olmayan cennete girmeyecek diyorsunuz, bir belge getirin. Allah size böyle bir şey dediğine dair bir belge olmadığına göre siz yalan söylüyorsunuz. Burada bir noktayı e, dikkatimizden kaçırmamamız lazım. Biz eski dinleri sayarken Yahudilik diyoruz, Hristiyanlık diyoruz. Kitapları sayarken Tevrat diyoruz, İncil diyoruz. Zebur Tevrat'ın ilave cildi gibidir. Şunu unutmayınız. Hristiyanlık değişik bir din değildir. İncil değişik bir kitap değildir. Hristiyanlık ve İsa Aleyhisselam Yahudiliğin devamıdır. İsa Aleyhisselam İsrail oğullarındandır. Hristiyanlık da Yahudiliğin düzeltilmiş şeklidir. Ellerindeki İncil de Tevrat'ın tahrifinden sonra Allah'ın gönderdiği orijinal şeklidir. Yani İsa Aleyhisselama göre Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaptır ama Tevrat'ın iman olarak ve peygamberlik davası olarak aynısıdır. Hristiyanlık bir yabancı din değildir onlar için. Niye onu düşman kabul ettiler Hristiyanlığı? Çünkü Yahudiliği kaldırdı. Yani bozuldu bu din. Yenisi geldi deyince İsa Aleyhisselam'ı da Hristiyanlığı da düşman listesine koydular. Bunun için Müslümanı bulduklarında Medine'de ne dediler? Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Müslümanın karşısında hemen tek yumruk oldular. Zaten asılları aynı. Müslüman çekilirse aradan birbirini yiyecekler. Kıyamete kadar kavgaları devam edecek Allah buyuruyor. Ila kıyamet. Kıyamete kadar devam edecek kavgalar ama Müslüman ikisinin de sevmediği bir karakter olduğu için, İslamiyet'i ikisi de istemediği için, İslamiyet'in karşısında bir arada duruyorlar. Bugünkü dünya politikalarında da, İsrail devleti İngiltere'nin memnun olduğu bir devlet değildir. Ama bir fitne odağı olarak, bir bela yumağı olarak, Orta Doğu'da bulunması, İngiltere'nin veya işte diğer Avrupa devletlerinin, menfaatine geldiği için İsrail taraftarıdırlar. Din olarak asla Yahudiliğe hayran değildirler. Yahudilikten nefret ederler. Yahudiler de onlardan nefret ederler. Ama düşmanın düşmanı dostumdur ilkesini de uygularken uyguluyorlar tabi. Ve asıl dosyaları kendi ayak oyunlarına düşüremedikleri peygamberler dahil herkesi öldürdüler. Hiçbir peygamberi de kendi ayak oyunlarına alet edemediler. Sürekli peygamber öldürdüler. Ve bu öldürdükleri peygamber, üç kişi beş kişi değil. Bunu da Allah'ın kitabından Bakara suresinin ayetinden öğreniyor. 61. ayetten öğreniyor. وَضُرِبَتْ <laughs> عَلَيْهِمُ Onlara zelil olmak ve hakir olmak yazılmıştır. Allah'ın kaderi olarak. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ min Allah Ve Allah'ın gazabıyla, lanetiyle artık perçinlenmişlerdir. Zalike bi ennehum çünkü onlar kanu yekfurûne <laughs> bi ayatillah Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve yaqtuluna nebiyyin peygamberleri öldürüyorlardı. Bi gayril hak hiçbir hak yok, bir sebep yok. Yani peygamber onların malını almamış. Peygamber onları dövmemiş. Peygamber de onlardan birisini öldürmemiş. Zaten peygamber böyle bir şey yapmaz. Yani peygamberlere itham edecekleri bir şey yokken sadece peygamberler onların tekerine çomak soktuğu için. Yani onların şeytanlıklarının yürümesini engellediği için peygamberler tuttular peygamberleri bir, iki, üç, beş diye öldürdüler. Bir günde birden fazla peygamber öldürdüler. Peygamber katilliğini günah olmaktan çıkardılar. Çünkü onlar isyankar ve azgın bir milletler zaten. Bu Kur'an ayetlerinin sözleri. Arap sosyologların, Arap yazarların mesela Filistinlilerin Yahudiler hakkındaki bilgileri değil bunlar. Bunlar Allah'ın onlar hakkında verdiği hükümlerdir.